Evet, bu stat Düzce'nin ilk göz ağrısı. Düzce Spor'un ilk göz ağrısı. Herkesin burada acı tatlı hatıraları var. Takdir edersiniz ki artık şehirleşmede bu gibi hızlı büyüyen şehirlerde artık statlar şehir merkezinde kaldığı için şehirlerin dışlarına taşınıyor. Bunun da ilk etabı karşı taraftaki maraton tribününün sökülüp şıralık tribüne taşınmasıydı. Biz burayı millet bahçesi olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz. Biliyorsunuz millet bahçesi 1 hemen bunun arkasındaki kısımda. Burayı da millet bahçesi 2 olarak düzenleyeceğiz. Konsepte ellemiyoruz. Bu konsepti bırakıyoruz. Stat aynı şekilde çiz sağ olarak duracak. Buradaki planlamamızda düzenlememizde şurada bir sahne yapıyoruz. Yani Düzce'deki bundan sonraki bütün konserler, etkinlikler, büyük konserler burada yapılacak. Millet bahçesi 1 ile Millet Bahçesi 2 Güneş Tıpı'nın önünden birbirine bağlayacağız. Oraya da yeşil yol diyeceğiz. Orayı trafiğe kapatacağız. İşte Kafeteryalar Caddesi olacak. Orası Düzce'nin böyle nefes aldığı, iki nefes alacağı yeri birbirine bağlayan bir cadde olacak. Konsept olarak da çok güzel bir yer olacak. 15 Temmuz Parkı ile beraber bu alanı komple birleştirip bu alanı Düzce'lerin hizmetine sunacağız Millet Bahçesi olarak. Nurettin Zafer'i de oradaki işte yan sahanın, yedek sıranın yanında yaptığımız yan sahaya taşıyacağız. Burada yeşil alanlar, kafeteryalar, insanların rahat rahat dolaşıp gezeceği, nefes alabileceği mekanlar oluşturdu. Proje çok güzel. Yakında bunu basınla da vatandaşlarımızla da paylaşacağız. Şehrin içinde 52 dönüm bir yeşil alan yapacağız. Öbür millet bahçesiyle de birleştireceğiz. İnsanlar orası kalabalıksa buraya gelecekler. Burası kalabalıksa oraya gidecekler. Ve ben ikisinin de kalabalık olacağını tahmin ediyorum. Burası gerçekten Düzce'nin gözde yerlerinden birisi olacak. Burayı yaparken biz çevresini de planlayacağız. Asfaltıyla, kaldırımıyla, düzenlemeleriyle. Buranın çevresi önümüzdeki yıllarda çok çok hızlı bir şekilde değişecek.